Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karar santralle yönlendirme işleminin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Bizim santralimiz karar IPG500. Şuradan sistem özetini de göstereyim. Şu şekilde bakın, ürün IPG500. Şimdi bizim santralimizde bir tane CPU, bunun yanında genişletebilir dış hat kartı var bir tane. Bunun yanında bir tane de analog kart var. Bu da santralin genel görünümü. Aslında bizim buraya değişimiz yok. Biz direkt PPX grupları diye bir şey var. Burada yönlendirmenin nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Şimdi şöyle anlatayım. Öncelikle not defterini açayım. Atıyorum şirkette Ali, Mehmet ve Burak olsun. Aynı şirkette çalışan. Onun yanında Tekin, Mert, Mustafa adında farklı bir grup olsun. Bunlar satın alma ekibi olsun. Şurası pazarlama ekibi olsun. Ve bunların arasında yönlendirme olsun. Mesela Ali açmıyorsa Mehmet'e, Mehmet de açmıyorsa Burak'a yönlendirsin. Satın almada atıyorum Tekin açmadığı zaman Mert'e, Mert açmadığı zaman Mustafa'ya. Onun yanında resepsiyon grubu yapalım bir de. Resepsiyonda da iki kişi olduğunu varsayın. İki farklı telefon. Bir tane telefon Seda'da olsun. Diğer telefon da atıyorum Elif'te olsun. Diğeri de atıyorum Ayşe'de olsun. Mesela Seda ilk resepsiyonda karşılama olsun. Seda'nın telefonu meşgulse Elif'e, Elif meşgulse Ayşe'ye. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle ben canlı örnek üzerinden göstereceğim. PPX grupları diye bir şey var. Bakın burada geliyorsunuz. Burada bizim gruplarımız var. Bunların her biri bir departman. Örnek veriyorum. Mustafa Kum, Burak Sancaklı. Bakın burada ne var? Mustafa Kum eğer açmıyorsa Burak Sancaklı'ya, Burak Sancaklı da açmıyorsa tekrardan Mustafa Kum'a yönlendirir. Bu şekilde. Buraya nasıl grup diyorsunuz ondan bahsedelim. Burayı kapatalım, ESC'ye atıp ayarlara tıklıyorsunuz, yeni grup ekle diyorsunuz. Burada yeni grup eklediğiniz zaman bakın burada isimler çıkıyor. Burada örnek veriyorum, iki tane personel olsun. Bunlardan bir tanesi Hasan Okur olsun. Diğeri ise bir kullanıcı seçelim. Hasan Okur olsun. Diğeri de bir kullanıcı seçmemiz yeterli aslında. Şuradan herhangi bir kullanıcıyı seçsek yeterli. Depo olsun. Bunların ikisinin aynı yerde çalıştığını düşünün. Veya burada Hasan Ciritoğlu olsun. Hasan Ciritoğlu ile Hasan Okur'u bir departmanda çalışıyor gibi düşünün. Bakın Hasan Okur açmadığında Hasan Ciritoğlu'na yönlendirilecektir. Bunun süresini ayarlayamıyorsunuz. Yani benim bildiğim ayarlayamıyorsunuz. Belki başka bir yerde hata vardı. Ayarı vardır. 3 kere çalınca yani 13 saniye çaldıktan sonra otomatikman Hasan Ciritoğlu'na, Hasan Ciritoğlu'na açmazsa tekrardan Hasan Okur atıyor. Atıyorum 3. kişi çalıştığını düşünün burada. Yani şurada mesela 3 kişi çalışan bir yerden devam edelim. Şurada bakın bir grup var. Eser'e gidiyor. Eser açmazsa Gökmen'e, Gökmen açmazsa Alper'e, Alper de açmazsa tekrar Eser'e. Bu döngü 1 dakika içinde son buluyor. Çünkü cep telefonlarında da, masa telefonlarında da şöyle bir şey var. 1 dakika içinde açılmazsa telefon otomatik çağrıyı sonlandırıyor. Bunlar erişim kodları. Ekstra bir şey eklemek isterseniz buradan gruba port ekle diyebiliyorsunuz. Grubu tersten dizebiliyorsunuz veya ilk önce Gökmen arandığında Gökmen'in bu departmanın sorumlusu olduğunu düşünün. Gökmen'i üste taşıyoruz. Gökmen açmazsa Eser'e, Eser açmazsa Alper'e gidiyor. Yani burada Gökmen departmanın müdürü olarak düşünün mesela. Eser de onun yardımcısı diyelim. Eser'in yardımcısı da Alper diyelim. Gökmen arandığında Eser bakıyor. Eser açmazsa Alper'e gider. Alper açmazsa Gökmen'e gidiyor. Buraya ekstra bir daha ben döngüye Eser'i eklemek istiyorum ama ikinci kişiyi tekrardan ekleyemiyorsunuz. Zaten burada da listelenmiyor. Göremiyorsunuz yani öyle bir kişi. Bakın Alper diyeyim çıkmıyor. Eser diyeyim çıkmıyor. Çünkü bunlar zaten bir grupta ekli. Bir grupta ekli olan bir personeli başka bir gruba ekleyemiyorsunuz. Böyle bir şey var. Yerlerini yine üzerine tıklayıp yer değiştirebiliyorsunuz. Yukarı veya aşağı. Bu şekilde Alper açmazsa Gökmen'e gidecek. Burada bir hani Gökmen'i atıyorum bu departmanın sorumlusu olarak düşünürseniz aslında Eser'e gitmesi lazım. Bunu ayarlayamıyorsunuz. Öncelikle söyleyeyim. O yüzden Gökmen açmazsa Alper'e, Alper de açmazsa Eser'e gitsin. Eser açmazsa da Gökmen'e gitsin. Bu şekilde yönlendirirseniz daha iyi olur. Mantıken çünkü böyle olması. Hani sizin de organizasyon şemalarınıza göre değişir. Aslında çok büyük bir farklar olmayacaktır. Hani adam çok üst düzey bir yönetici değilse. Bakın şu an Gökmen meşgul. 1058. Hatta 1058'i arayayım. Hemen kendimden 1058'i arıyorum. Alper Tuzcu çalıyor, görüyor musunuz? Kırmızı meşgul demek, canlı olarak örneğinde yapıyoruz. Alo. Alper Bey kolay gelsin. Sağ olun. Bir test yapıyordum da Gökmen Bey'i aramıştım, size yönlendirme yaptık. Orada mesela Gökmen Bey meşgulse
1058 numarası size yönleniyor. Siz de meşgulseniz Burak bir Eser Baygın arar mısın? 1055 ara Alper Bey'i. 1055 ara. Bakın şu an Eser Baygın çalıyor. Yani Eser Baygın'la meşgulse hepsi meşgul çalacak. Kapat Burak. Tamam. Aktarma var üçümüzün arasında döngü. 1058 ara bir de Gökmen Bey'i. Kapatmayın bir Alper Bey. Burak bir 1058 arar mısın? Şimdi en üstteki de arayınca normalde 1055'ten atlayıp 1047'ye geçiyor. Tamam. Teşekkürler Burak Bey. Sağ olun. Kolay gelsin. Yani bu şekilde yönlendirmelerinizi yapabilirsiniz. PPX gruplarına tıklayınca girebiliyorsunuz buradan. PPX grupları diye bir şey var. Buradan girilebiliyor. Onun dışında çağrı yakalama grupları var. Bunun ne olduğunu başka bir videoda anlatacağız. Çünkü şu an ben de ne olduğunu bilmiyorum. Daha inceleyemedim. Yani eğer yönlendirme yapmak istiyorsanız Karal Santrali'nizde PPX grupları üzerinden yapabilirsiniz. Veya telefonun arayüzünden de yapılabilir bu arkadaşlar. Bir de telefonun arayüzünden nasıl yapılacağını göstereyim. Telefonun arayüzünde şöyle bir şey var. Mesela ben kendi telefonumu IP'sinden bağlanacağım. Telefonun arayüzüne gireceğim. Ve buradan saniyesini ayarlayabiliyorum. Atıyorum. Benim numaram 1907. 1907 numaram bir kere çaldıktan sonra ya da 10 saniye çaldıktan sonra mı? Yoksa 20 saniye mi? Yoksa 30 saniye çaldıktan sonra mı? Şu numaraya yönlensin. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Fakat burada PPX gruplarında olan şey yok. Mesela burada birden fazla yönlendirme yapabiliyoruz. Atıyorum biz şurada bakın 4 farklı şekilde yönlendirmişiz. Aycan, Özgür, Sefer, Mehmet şeklinde gidiyor. Ve tekrar Mehmet'ten Aycan'a dönüyor. Burada daha farklı 2 tane telefonlara yüzünden yaptığınız yönlendirmeler ise sadece şey oluyor arkadaşlar. 168 3.52 diyelim. Kendi telefonun arayüzüne girelim. Sadece bir tanesini hatırlayabiliyorsunuz. Şimdi Karel'de arayüze bağlanmak sizi böyle bir sayfaya atacaktır. Burada seçenekler kısmına tıklıyorsunuz. Telefonun arayüzüne IP'sinden bağlanıyorsunuz. Biz normalde şifreleri değiştirdik. Eğer siz şifresini değiştirmediyseniz telefonun arayüzünden, telefonun üzerinden network kablosu takılıysa IP'sini de öğreniyorsunuz. Zaten bu kadar basit inmeyeceğim ama IP'den IP web arayüzü yazıyorsunuz ve telefonun arayüzüne bağlandıktan sonra bakın seçenekler diye bir sekme var. Arayüze bağlanma zaten ayrı bir konu. Bunu yapamıyorsanız bunu direkt Karel eğitimleri diye bir videomuz var. Oradan bakarsınız. Yapmanız gereken tek şey telefonun network'e bağlamak. Lokal ağınıza ve IP'sini öğrenmek. IP'den telefona bağlandık ve burada yönlendirme diye ilk sayfa. Seçeneklerin altındaki ilk sekme, seçenekler sekmesindeki ilk tab, yönlendirme tabı. Burada tüm çağrıları yönlendirebiliyorsunuz. Mesela ben kendi tüm çağrılarımı, Burak 1107 değil mi seninki? Devrede kodu var bir de burada. Şimdi bunu bakın tüm çağrıları yönlendirdiği devredeye alıyoruz. Hedef numarayı yazdım. Uygula diyorum. Şu an 1907'yi bir arar mısın Serhat? Şu an benim telefonum aranıyor. Bakalım yönlendirme işlemi başarılı. Şu an yönlendirme işlemi başarılı oldu ve telefonun üzerinde şöyle bir şey gözüküyor. Yönlendir 1107 diye direkt yönlendirildi. Şimdi bunu kapalı yapıyoruz. Buna gerek yok artık. Kapatacağız. Uygula diyorum. Şimdi ara Serhat 1907'yi. Kapat yeniden ara. Şu an aslında direkt santralin arayüzünden de benim meşgul olmadığımı bakın çalıyor. Şuradan gördüğünüz gibi telefon çalıyor. Çalıyor. Yönlendirme yaptığımızda ise devreye alalım mesela yönlendirmeyi. Kapat. Uygula diyoruz. Santralin arayüzüne tekrardan bakacağız. Bir daha ara Serhat. Bakın şu an 1907'yi bir ara. Otomatik 1107'yi çalacak. Geçebiliyor mu? Bir dakika. DVD'yi almamışız. DVD diyoruz. Kapatmış şimdi. Bir dakika. DVD. Bir daha ara. Bir dakika. DVD olmadı mı? Olmadı arkadaşlar. Şunu şöyle alıyoruz öncelikle. 1107 yapalım. Uygula diyoruz. Ha şimdi DVD. Bir daha ara Serhat. Otomatik Burak Sancaklı'ya yönlenecek. Evet yönlendi arıyor. Şimdi şöyle yapalım bir de. Meşgulse yönlendir diye bir olay var. Kapatıyorum ben şeyi. Yönlendirmeyi. Yönlendirme şu an kapalı. Meşgulse yönlendirme var bir de. Hedef yani benim telefonum meşgul değil, meşgul ise biriyle konuşuyorsam direkt telefonun arayüzünden de yapabiliyorum bunu. 1107 diyelim. Uygula diyorum. Serhat beni bir arar mısın? Şu an telefonum meşgul değil. Bakın şu. Bakın Serhat. Kapat. Şimdi telefonun arayüzünü kaldırdım.
Ya da birini arayayım. Şöyle 0-0-0 diyeyim. Bir yeri arıyorum. Şu an benim telefonum başında 11-07 yarar mısın bir Serhat? Bir test yapıyorum da bir kapatma. 11-07 yarar abi. Şu an bakın direkt meşgulse 11-07'ye yönlendirdi. Tamam. Şu an meşgulse yönlendirdi kapatıyorum. Çünkü zaten benim şurada yönlendirmem var da bakın. Şurada bir yönlendirme işlemi yaptık. Bir de şurada ne var? Kapattık bunu. Cevapsız yönlendirme. Kaç saniye sonra yönlendirsin? Bunu 18 saniye seçelim ya da 30 saniye seçelim. Cevapsızsa yönlendirme işlemini şöyle yapalım. Devrede diyelim. Devreye alıyoruz çünkü. 11.07'ye yönlendirsin. 30 saniye sonra. Uygula diyoruz. Bakın şurada normalde 13 saniye sonra yönlendiriyordu. Bakalım hangisi hangisini ezecek. Eğer bunu buradan kaldırırsam kaldırmam gerekecek mi onu merak ediyorum. Uygula diyelim. Uygulandı. Serhat bu 11.07'yi bir daha ara. Pardon. Beni ara. 1907'yi ara. Kaç saniye çalacağını göreceğiz şimdi telefonu. Bir. Normalde PPX gruplarından yaptığımız şeye göre bakın şu an benim telefonum çalıyor. Sarı renk çaldığını gösterir. 13 saniye sonra yönlendirmesi gerekiyor. Ben bunu 30 saniyeye çektim. Ve telefonun üzerindeki kural burayı ezmedi. Şunu kaldırıp direkt buradan ne yapabilirsiniz? Bunun dezavantajı kapatabilirsin. Bunun dezavantajı sadece tek numaraya yönlendirme yapıyor olabilmemiz. Aslında birden fazla numara yapabiliriz. Mesela 11.07'nin arayüzünden de 11.07 meşgulse buna yönlendir diyebiliriz. Bu şekilde de yönlendirmelerinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Normalde standart olarak yaptığımız şeylerde PPX gruplarında döngü oluyor. Burada bir döngü yok. Döngü yapmak istiyorsanız her iki telefonun da arayüzüne bağlanıp cevapsızsa yönlendirmeyi devreye almanız gerekiyor. Yani eğer şunu anlatayım. PPX grupları dediğimiz bir şey var. PBX grupları. Burada yaparsanız döngü oluyor burada. PPX grupları şeklinde yaparsanız döngü oluyor. Yani birinci sırada atıyorum ne olsun? Güler olsun. İkinci sırada Hayati olsun. Üçüncü sırada Fırat olsun. Dördüncü sırada Sertan olsun. Yani Güler meşgulse Hayati'ye, Hayati meşgulse Fırat'a, Sertan Fırat meşgulse Sertan'a, Sertan meşgulse Güler'e gider. Bir de şöyle bir durum var bu döngüde PPX gruplarında. Fırat meşgulse direkt Sertan'a gidiyor. Sertan da meşgulse Güler'e. Yani ortadan birisi bile aransa yine buradaki döngü geçerli olmuş oluyor. Yani şöyle gidecek arkadaşlar bu. İsimlerin numara, başındaki numaraları da sileyim hatta. Yani olay şu. Şundan ibaret. PPX grupları. Santral'ın üzerinden yaptığımız grupta. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şu an hem santral üzerinden PPX gruplarından nasıl yönlendirme yapacağımızı gördük. Bu şekilde. Fırat'dan arasa Sertan'a. Yani sadece Güler'in aranması gerekmiyor döngünün çalışması için. Hayati arasa bile Fırat'a gider. Fırat'dan arasa Sertan'a gider. Ve 13 saniyedir bu. 0.13 dakika diyeyim buna. Ya da 13 saniye diyelim direkt. Saniye içinde yönlendir. Bu 13 saniyenin ayarlanmasını bulabilirsem yorum kısmında açıklamalarda yazacağım. Telefon üzerinden yönlendirme yaparsanız sadece tek telefona yapılıyor. Tek telefona. Ya o telefonda meşgulse eğer mesela Mustafa'nın telefonuna bağlandık. Mustafa'dan Burak'a yönlendirdik. Burak'tan da Burak'ın telefonuna arayüzüne bağlandı da Mustafa'ya yaparsanız yukarıdaki döngüyü yine elde etmiş olursunuz. Ama burada tüm telefonların arayüzüne tek tek bağlanmak gerektiğinden biraz daha uzun sürecektir. Bunu ayrıcalıklı yani genel müdür, yönetici seviyesindeki kişilerde yapabilirsiniz. Çok önemli olduğu yerlerde yönlendirmenin. Atıyorum ne diyelim? Müdürlerden mesela bahsedelim. Mesela Sefer olsun. Sefer'in telefonu ne diyelim? Teoman'a gitsin diyelim. Bunun ikisinde mesela atıyorum Teoman diyelim. Bunun telefonunda atıyorum başka birine gidecek, Can'a gidecek diyelim. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olur yönetim seviyesindeki müdürlerde. Çünkü onların telefonları hani biraz daha önemli olabiliyor. Diğer personel seviyesindeki veya personel departman müdürlerinde döngüyü tercih edebilirsiniz. Rahatlıkla çalışır.
grup müdürlerinde biraz daha farklı telefon üzerinden yönlendirmeler yapılabilir. Dediğim gibi telefon üzerinden yapılan yönlendirmeleri de buradan yapıyoruz. Ve telefon üzerinde saniyesini çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada devreye almanız gerekiyor. Meşgulüte yönlendir. Şu devrede kodu, devre dışı kodunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunlara bakacağım yine. Öğrenirsem yorum kısmında yazacağım. Karel ile ilgili bayağı bir bilgi verdik. Hatta Karel eğitim seti diye bir oynatma listesi yapacağım. Karel eğitim seti oynatma listesimize. Karel Central ve telefon eğitim seti oynatma listemize bunlara ulaşabileceksiniz. Bildiğimiz her şeyi burada paylaşacağız. Bu şekilde de yönlendirmelerimizi yaptık. En son mesela burada bir işlem yapıyorsunuz diyelim. Mesela şurada PPX kodlarını güncelledik ya. Şunu da yapmayı unutmayın. Çünkü bu ayarlar santral açıp kapatıldığında veya bir saat ayarı varsa 24 saat içinde siliniyor. Kalıcı belleği almak için kalıcı hafızaya tıklayacaksınız ve kalıcı hafızaya yazlayacaksınız. Evet diyorsunuz. Ara sıra da santralinizin yedeğini alın. Tümünü yedekle diye bir seçenek var. Santralinizin yedeğini aldıktan sonra kendinize mail olarak gönderip bulundurduğunuzda tutabilirsiniz. Bunlar faydalı olacaktır arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yine Karel dediğim gibi eğitim setinin linkini bulamadıysanız yorum kısmında veririm. Telefon nasıl kaydedilir bundan filan bahsetmiştik. Hem bu videolar kendimiz daha sonra lazım olur diye kullanırız hem de Karel Central kullanan arkadaşlara faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar.